bugün bir video çekmeye çalışacağız sizin için. Eğlenceli bir video olacak diye düşünüyorum. Çünkü yemeklerle ilgili. Evet, Norveç'te insanlar nasıl beslenir? Norveç'e ait böyle farklı ürünler var mı? Yiyecekle ilgili tabii ki. Bunları anlatmaya çalışacağım. Tabii ki %100 hepsini anlatmam mümkün değil. Çünkü bizim pek bilmediğimiz, belki çok haberimizin olmadığı farklı yemekler vardır illaki. İşte geleneksel, sadece bazı bölgelere ait yemekler vardır. Bunların hepsinden haberdar olmam mümkün değil ama genel olarak sadece Norveç'e ait olan besinler var burada. Gıdalar var, yiyecek maddeler var. Bir de burada çok tüketilen, buraya has olmayıp burada çok tüketilen besinler var. Birazcık bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Umarım videoyu seyrettiğinizde Norveçlilerin beslenme kültürüyle ilgili bir fikir, bir düşünce oluşur kafanızda diye düşünüyorum. Tabii ki ben bu masada farklı farklı yiyecekler, içecekler var. Bana göre en ünlüsünden başlayayım. Bir peyniri var ki, çok farklı bir peynir. Evet, burada Brunost dedikleri kahverengi peynir. Bununla bir giriş yapabiliriz arkadaşlar. Ben şöyle bir açayım bunu önce. Evet arkadaşlar, şimdi bu özel, şimdi kullandım ben bunu, üzerini biraz sıyırdım da. Peynir bıçağı bu özel. Görmüşsünüzdür mutlaka. Şöyle bakın. Ben çok beceremedim. Normalde kalıp gibi çıkması lazım bunun da. Neyse, şöyle bir tadına bakayım arkadaşlar. Bakın rengi bu şekilde peynirin. Kahverengi. Keçi sütünden yapılmış arkadaşlar bu. Ve özel tekniklerle pişirilirken karamelize olması sağlanıyor. Ve insanın ağzına böyle hem şeker hem tuz tadı geliyor. Değişik bir tadı var açıkçası. Herkes sevmiyor bu peyniri. Hatta bazı Norveçliler bile çok sevmiyorlar ama ben seviyorum. Ben peynirin her türlü çeşidini çok seviyorum. Bakın bayağı bir kahverengi rengi var arkadaşlar. Şöyle şu an itibariyle 130-140 kron kadar kilosu, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bakın biraz daha açık renkli. Bu da inek sütünden yapılmış arkadaşlar. Ondan farklı. Bu keçi sütünden. Yani temel maddesi keçi sütü. Bunun ise inek sütü. Aşağı yukarı tatları birbirine benziyor. Bu biraz daha açık renkli. Evet, peynirden devam edecek olursak. Mesela bu da yine çok güzel. Bu arada şurada bir marka var, bakın. Tine yazıyor. Tine burada arkadaşlar. Hani öyle bir firma ki, yani devlet gibi firma diyebilirim size. Yani çok güçlü bir firma. Neredeyse pazarın herhalde %80-90'ı bu firmanın elinde zaten. Dolayısıyla bu da laktoz olmayan, laktozsuz bir peynir. Sanırım bu konuyla alakalı rahatsız olan işler için üretilmiş ama çok harika bir peynir bu da. Yine kaşargillerden, böyle kaşar ailesinden diyebilirim. Aynı şekilde şu da Brotost, yani işte Grot peyniri. Bu da arkadaşlar yine yumuşacık böyle. Yine kaşargillerden bir peynir. Özel bir peynir. Çok seviyoruz bunu da. Yine bakın Tine'nin. Demin gösterdiklerim de Tine'ye aittir bakın. Ve en çok tüketilen ürünü tabii ki işte Norveçyan kaşarı. Yine Tine'ye ait bir ürün. Çok kaliteli bir kaşar. Severek tüketiyoruz. Yani bunun da kilosu ortalama işte 100 kron kadar arkadaşlar. Zaman zaman indirime giriyor. 70 krona düşüyor falan filan. Böyle. Peynir durumu böyle arkadaşlar. Burada çok çok daha farklı peynirler de var. Hani bizim Van otlu peyniri vardır ya, böyle ona benzer, böyle içinde bitkiler olan değişik kokulu böyle peynirler var. Çok ağır kokulu peynirler de var. Ama tabii herkes yemiyor. Onun meraklıları yiyor onları genellikle. Ama tabii ki bizim Türkiye'deki kadar çok değil. Ama yani çeşit çok değil. Ama güzel, kaliteli, çok güvenli yani. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aman içinde bunun ne vardır ne yoktur diye öyle bir problem yaşamadan yiyebilirsiniz.
Ondan sonra nereye geçelim arkadaşlar? Şunları şöyle şuraya ayırayım. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki Norveç'in çok önemli bir sektörü, gıda sektörü olan deniz ürünleri sektörüne geçebiliriz hemen. Ve ben orada yine benim için en önemli ürünlerden bir tanesi laks, yani somon. Arkadaşlar ben sizin için Röykelaks, yani tütsülenmiş laksı tercih ettim. Yani bunun normal işte paketlenmiş lakslar da var. Yani fırına atıp ya da ızgaranın üzerine atıp ya da işte mangalın üzerine atıp pişirebileceğiniz ya da farklı şekillerde pişirebileceğiniz. Ama bu arkadaşlar biliyorsunuz hani tütsüleme sistemi var ya, böyle tütsülüyorsunuz. Bir tütsüleme odasında dumana maruz bırakıyorsunuz. Afiyet olsun küçük hanım. Tütsülemeye maruz bırakıyorsunuz. Ve bu hani uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Onu da size göstereyim bakın. Bunu hiç pişirmiyorsunuz arkadaşlar. Bu direkt böyle kahvaltıda, ne bileyim, böyle ufak tefek atıştırmalık öğünlerinde rahatlıkla tüketebileceğiniz. Bakın bu dilimlenmiştir böyle. Hazırdır, tamam mı? Bunu direkt ekmeğin üzerine koyabilirsiniz. Görüyor musunuz? Şu şekilde bakın. Çıkıyor. Bakın. Evet. Ben bunu sizin için müsaade ederseniz yiyeyim. Çiğ balık bu. Yani çiğ balık derken tabii ki işte duman etkisinden geçmiş, işte vakumlanmış, paketlenmiş, bizim soframıza kadar gelmiş. Ama pişirmiyoruz arkadaşlar. Direkt böyle yiyoruz yani. Yani sushi gibi biraz sanki. Hani böyle mangal yaparsınız da böyle her yeriniz tütsü kokar ya, böyle duman. Aynen o koku var bunda şu an. Ben de onu çok seviyorum zaten. Çok doğal bir koku. Hiçbir problem yok. İster misin? Tamam. Ondan sonra arkadaşlar, tabii ben hepsini açmayacağım. Yani çünkü bunlar konserve mesela. Şu konserve, bu konserve. Bakın. Bunların ikisi de neredeyse aynı arkadaşlar. Yine Norveç'in çok meşhur. Özellikle şu markalar çok meşhurdur. Hemen böyle Ferdimat diyorlar burada. Yani hazır yemek kültürü çok yaygın arkadaşlar burada. Benim aslında hiç sevmediğim, birazcık biyolog olduğumdan dolayı da, her ne kadar şimdi elektrikçilik yapsam da ne alaka diyeceksiniz değil mi? Şartlar öyle gerektirince öyle oluyor diyelim. Bunu geçiyorum hemen, konuyu değiştirmeyelim. Ben hazır yemekleri çok sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar biliyorsunuz bozulmasın diye içerisine bin bir türlü şey katıyorlar. Benim o takıntım var yani, o katkı maddesi takıntım var. O yüzden çok tüketmek istemiyorum ama onlar o kadar çok hazır yemek yiyorlar ki, böyle işte cipstir, şudur budur falan filan. Bunlara çok sağlıklı diyorlar. Bunlar sağlıklı yemek. Yani işte yemekler ikiye ayrılır. Sağlıklı yemekler, sağlıksız yemekler. İşte pizza, kola, bilmem, hamburger, işte şekerler. Sağlıksız sınıfına giriyor. Bunlar sağlıklı. Nedir arkadaşlar bu? İşte bildiğimiz makrel. Makrel balığı var ya burada, hani Norveç uskumrusu. Arkadaşlar onun konservesi. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. İşte domates soslu falan filan. Hemen bir ekmeğin üzerine koyup böyle yiyorlar. Ya da bir tabağı boşaltıp soğuk soğuk götürüyorlar yani. Zaten Norveç uskumrusunu zaten biz çok seviyoruz yani. Benim favori balığım o. Yani lakstan daha çok, yani somondan daha çok seviyorum diyebilirim. Besleyici bir balık açıkçası. Bu da o. Hemen açıyorsunuz şuradan. Ring. Ekmeğin üzerine koyup götürüyorsunuz. Bunlar böyle. Yine arkadaşlar özellikle yani toşk balığı falan var. Toşku da çok seviyorlar. Ama mesela özellikle bu karidesi çok seviyorlar arkadaşlar. Bakın. Zaten hani bu buraya has bir şey değil de ben hani çok sevdikleri için bunu size gösteriyorum yani. Norveçliler karidesi çok seviyorlar. Ya biz de yiyoruz. Ya ben de midyeyi falan çok severim aslına bakarsınız. Ya bu tür şeyleri ben yine çok sık tüketmiyorum arkadaşlar. Hani öyle fırsat buldukça diyeyim. Yani böyle çok sık olmamakla beraber. Çünkü dip hayvanlarını biliyorsunuz. Özellikle dipteki o ağır metalleri, işte kimyasal atıkları tükettikleri için
vücutlarını alıyorlar. Onları biz onları yediğimiz zaman da biz alıyoruz falan filan. İleride farklı böyle bilişsel, nörolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor çok ilerleyen yaşlarda diye biliyorum ben açıkçası. O yüzden hem kendim hem de aileme çok fazla çok tercih etmiyoruz diyeyim yani, çok uzatmadan lafı. Ama arada bir de yiyoruz yani açıkçası. Mesela yengeci çok seviyorlar. Kral yengeç falan burada bulunuyor. Meşhur bu Kuzey Buz Denizi'nde falan çıkıyor ya. Kral yengeç falan, normal yengeç çok tüketiyorlar. Ve bir de arkadaşlar burada çok çıkan bu silt balığı var. Tamam mı? Bunun böyle beyaz renkli olanı var. Beyaz renkli değil mi? Balık beyaz renkli değil. Balık tek renkli ama yani konserve olarak beyaz renkli olanı var. Bir de kırmızı renkli olanı var. İkisi de çok tüketiliyor. Yine hemen ekmeğin üzerine hemen kaşıkla şöyle döşeyip yiyorlar. Bu sadece soğanlı bildiğim kadarıyla. Bir de domatesli falan olanı var. Onun rengi biraz daha böyle kırmızı. Bunu da arkadaşlar çok tüketiyorlar. Silt balığı. Bayağı fazla çıkıyor yine Norveç denizlerinde bu balıktan. Ya deniz ürünleriyle ilgili yani ahtapottur, şudur budur falan filan çıkıyor ama genelde öne çıkan böyle en çok tükettikleri ürünler bunlar. Arkadaşlar Norveçliler çok fazla ekmek yiyorlar. Ya bildiğimiz ekmek ama türlü türlü. Mesela girin böyle en basit şeye, en az 10 türlü ekmek bulursunuz yani. 10 farklı böyle çeşit ekmek. İçeriği bakımından olsun, şekli bakımından olsun. Ekmeği çok fazla tüketiyorlar. Ama her şeyin pratiğini seviyor onlar. Yani bir yemek yapma, yemeği hazırlama şeklinde böyle gidip işte ham maddelerini alıp evde oturup bunları yapma etme. Hani bizim kültürümüz öyledir ya, ki bana göre çok çok şanslıyız o bakımdan. Yani ben Norveçlilerin beslenme tarzına bakınca hakikaten onlara acıyorum yani. Çok zayıf mutfakları var. Yani Norveç dostlarımız da bunu izleyeceklerdir. Yani bazıları en azından. Onlar da kabul ediyorlar zaten bu durumu. Çok zayıf yani mutfakları. Yani patates ağırlıklı ve balık ağırlıklı bir mutfakları var açıkçası. Ve son dönem, özellikle son jenerasyon arkadaşlar, tamamen ferdimat. Yani hazır yiyecek. Hazır yiyeceğe yönelmiş durumdalar. Pizza tüketimi acayip. Hamburgerdir, şudur budur. Cips, işte o gazlı içecekler maalesef. Ha, üzülüyorum açıkçası. Yani beslenme tarzlarını hiç beğenmiyorum. Hani Norveç'le ilgili kötü yönler falan filan videoları çekiyordum ya. Mesela bunu katabiliriz yani. Norveçlilerin beslenme alışkanlıklarını hiç beğenmiyorum. Eğer spor yapmasalar hayatlarında, yani bizim kültürümüzden daha fazla. Yani sporun yeri bizden daha fazla onların hayatında. Onunla işi kurtarıyorlar. Yoksa yani onu da yapmasalar inanın çok sıkıntılı. Özellikle ilerleyen yaşlarında bu kötü beslenme tarzı diyelim, onların başına çok ciddi sorunlar açabilirdi. Ama sporla işi birazcık tolere ediyorlar diyelim. Arkadaşlar bro, yani burada ekmek bro. Şunu görüyor musunuz? Vasa. Vasa burada meşhur bir marka. Knäcke bro arkadaşlar. Ya ekmek bu. Tamam mı? Bakın size hemen göstereyim. Ya Türkiye'de de vardır mutlaka buna benzer şeyler ama. Ya bakın şu ekmek arkadaşlar. Knäcke, yanlış hatırlamıyorsam kırılmak, kırılgan, kırılmak gibi bir şey. Bakın ekmeğe bakın. Yani çok sert gerçekten. Bayağı sert. Dişleri böyle sağlam olmayan birinin bunu yemesi biraz zor zaten. Arkadaşlar ben okulda da bir süre çalıştım. Yardımcı öğretmenlik yapmaya çalıştık orada. Bakın bayağı işte okumuş etmiş insanlar, yani öğretmenlerden bahsediyorum. Öğlen yemeğini göstereceğim şimdi size. Bakın öğlen yemeğini, bunu o kadar çok rastladım ki, bir öğlen yemeği nasıl hazırlanır şimdi size göstereceğim. Evet, muzu alıyoruz. Böyle ince dilimler halinde kesiyoruz. Sonra bunun üzerine koyuyoruz. Bakın bu tarifi ilk defa yapıyorum. Bu çok meşhur bir tarif. Norveç. Bir Norveç yemek tarifidir. Kaçırmayın bunu lütfen. Çok önemli bir tarif. Bakın. Şu ekmeği ben demin kırmıştım ya. Şöyle. Şöyleydi. Şöyleydi. İşte bunun üzerine doldurun siz artık.
Şundan iki dilim yiyor böyle vatandaş. Şöyle. Üzerinde böyle muzlar. Veya salatalık. Tamam mı? Salatalık böyle döşüyor. Ya da birazcık peynir. Ya da birazcık salam üzerine. Başka? Elma. Ha, elma. Elma da. Elma dilimleri de incecik böyle kesilmiş. Yağ sür ha, yağ da sürebiliyormuşsunuz böyle tereyağı falan filan. Üstüne değil Arkadaşlar de altına. altına. Oo. Bunu yiyor arkadaşlar. Atıyorum bundan iki dilim yiyor. Üzerine bir tane kahve içiyor. Öğlen yemeği bitti. Bu kadar. Ben yiyemiyorum şu an. Dişimde hafif bir problem var. Yani hakikaten sağlam diş lazım zaten bunu yemeye. Anlatabiliyor muyum beslenmeyi? Beslenme sıkıntı gerçekten. Bakın Knäckebrö'nün farklı farklı. Bakın bunda bayağı bir tahıl çeşnisi var üzerinde böyle. Bu da çok tercih edilen bir Knäckebrö. Evet, bu muzu sırf bunu göstermek için getirdim arkadaşlar. Yoksa muz biliyorsunuz. Şu mesela şeydir arkadaşlar. Arpa ezmesi ya da yulaf ezmesi. Bu. Bunu da böyle sütle şununla bununla karıştırıp çok fazla tüketiyorlar. Özellikle böyle bu da sağlıklı besinler grubuna giriyor. Hemen böyle bir şeyle falan sütle falan karıştırıp hemen bir kahvaltıdır. Ne bileyim akşam işte bir açlığı yatıştırmak için falan. Çok da kilo almak istemeyenler özellikle bunu tercih edebiliyor. Ve yavaş yavaş çikolata tatlı grubuna geliyoruz arkadaşlar. Şundan başlayalım. O bizim yıldızımız. Onu biraz sonra söyleyelim. Arkadaşlar Feria diye bir marka var burada yine aynı Tine gibi. Buranın çikolata sektörünün şeyi diyebilirim yani. Böyle lokomotifi çok meşhur burada. O grubun ürettiği en güzel işte çikolatalardan biri sütlü çikolata. Bunun işte fındıklısı var, farklı böyle materyalli olanları da var. Bu arkadaşlar meşhur. Bunu çok tüketiyorlar burada. Ve arkadaşlar şu çok özel bir çikolata bakın. Quick Lunch diye bir çikolata. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela burada hani tura falan çok çıkılıyor böyle. Ufak turlara işte gezilere, şunlara, bunlara, kamplara. Mesela ben ayıptır söylemesi bundan bir miktar aldım. Çünkü biz yarın bir günlük bir kampa gideceğiz. Yani ailecek. Kalacağız orada. Yatacağız bir gece. Böyle bir göl kenarında. Bundan alırlar arkadaşlar. Ya buranın kültürü bu ya. Hani bizim mesır macunu gibi mi diyeyim? Yani neye benzeteyim bunu şimdi Türkiye'de? Ne gibi diyeyim? Bir şeye benzetemedim. Ya aklıma hiçbir şey gelmedi şu an. Ama bu çok önemli burada. Kivik. Mesela kayağa gittiklerinde, ya doğaya çıktıklarında arkadaşlar çantanın arka yüzünde bundan mutlaka görürsünüz. Özür dilerim. Böyle. Şöyle. Nasıl? Canlı yayındayız. Tam hallettim. Şu. Etin miydi ya? Bir çikolatamız vardı bizim. Şöyle hani şu şekilde bölünüyor bakın. İçinde de gofret var. Al bir tane. Evet, bu dediğim gibi Norveç'in çikolata dünyanın her yerinde var. Böyle çikolatalar her yerde var ama bu özellikle böyle geleneksel bir şey bu yani. Gezilerde, kayaklarda, şurada, burada uzatmayın. Bu mutlaka alınır. Orada kahveyle beraber güzelce içilir. Bunu da geçiyorum. Tatlı grubundan mesela arkadaşlar yine Pepperkaker. Bunu Norveç'te yaşayan arkadaşlar bilirler. Bakın. Şöyle incecik. Görüyor musunuz? Tarçınlı, zencefilli arkadaşlar böyle kıtır kıtır birazcık Knäckebrö'yü andırıyor böyle birazcık sert ama kahveyle gerçekten çok iyi gidiyor bu. Yine bu da Norveç'te işte sohbetlerde, muhabbetlerde böyle arkadaşlar arasında kahve içerken şöyle tabağa 3-4 tane konulup ikram edilen klasik yiyeceklerden bir tanesi. Evet. Bunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar bu bolle hani bizde sabahları böyle poğaça alınır ya. Bunu fare mi yemiş buralarını?
Neyse. Bizdeki o klasik poğaça ya da simit kültürü arkadaşlar, burada bolle kültürüne eşitleyebilirim. Bu tatlı aslında. Üzerinde bir karışım var. Vanilya kreması mı dedin? Vanilya kreması ve tatlı bir hamur yine arkadaşlar. Böyle yumuşak. Böyle tam böyle kilo almalık böyle harika bir ürün. Hiç şey yok yani. Bundan devamlı, istikrarlı bir şekilde yiyin. Müthiş kilo alırsınız. Yani çok özel bir şey değil ama hani burada çok tüketiliyor. Her sabah böyle özellikle öğrencilerin elinde görürsünüz, böyle kahvaltı niyetine bunları yiyorlar. İçeceklere geçiyorum ben yavaş yavaş. Ya bu kuru meyveler işte, bu orman meyveleri falan çok ya burada. Biringeber, titreber. Başka hangi meyveler vardı? Bak şimdi canlı yayında unuttum ben. Blueberry. Evet, yaban mersini arkadaşlar. Onların kurusu var arkadaşlar burada. Böyle paket paket satılıyor. İnsanlar çantasına koyuyor mesela işe giderken falan. Arada bir kahvenin yanında götürüyor. Arkadaşlar burada yine turların vazgeçilmez. Özellikle kışın vazgeçilmez. Çok seviyorlar. Ormana gidince evde kahveyi çok seviyorlar. Tura gidince, ormana gidince de kakaoyu çok seviyorlar arkadaşlar. Bakın bu da Feria'nın ürünü yine. Demin ki o çikolataları üreten. Arkadaşlar burada müthiş bir tekelleşme var yani. Hakikaten her konuda neredeyse tek bir marka var diyebilirim. O almış götürmüş. Bir başka marka kolay kolay böyle araya giremiyor yani. Buranın öyle bir enteresan ekonomisi var. Üretim sistemi var diyelim. Sütle karıştırıp özellikle arkadaşlar kakaoyu sıcacık ormanda, kayak yapmaya gittiklerinde arkadaşlar. Özellikle kakao. Ya ben kahve seviyorum yani. Ben çok sevmiyorum kakaoyu ama Norveçliler çok seviyor. Bu hani yani bunu göstermek çok uygun mu bilmiyorum ama normal kahve bu. Filtre kahve. Ama şunun için göstermek istiyorum. Daha önce birkaç yerde okudum arkadaşlar. İnternette şurada burada. Buradaki arkadaşlardan da duydum, Norveçlilerden. Böyle nüfus itibarıyla arkadaşlar, nüfusa genellediğinizde dünyanın en çok kahve tüketen ülkesi olduğunu ya da milleti olduğunu söylüyorlar Norveçlilerin. Çok fazla kahve içiyorlar gerçekten. Bakın ben sabah iş yerine gidiyorum. Net geliyor böyle direkt kahve şeyine saldırıyor. Termosa, kocaman bir termos hazırlıyorlar oraya koyuyorlar. Gelen bir oraya uğruyor, alıyor kahvesini. Ondan sonra gidiyor, onu içiyor. Ondan sonra hazırlanıp işine gidiyor dışarıya. Akşamları öyle. Ya günün her saati sürekli kahve yani. Her iş yerinde koca koca kahve makineleri sürekli çalışır. Aynen bizdeki çay gibi. Çok fazla tüketiyorlar kahveyi. Litre kahve. Arkadaşlar yine burada saft kültürü çok önemli bir kültür. Saft. Saft ne demek? Saft arkadaşlar işte meyve suyu, özü mü diyelim. Bakın elimde gördüğünüz hazır bir saft. Bayağı yoğun bir şey arkadaşlar bu şu an. Hani böyle bir pekmez kıvamında diyebilirim yani. Bu tabii ki hazır bir saft. Blueberry saft arkadaşlar bu. Sulber. Başka bir şey. Oy sulber. Sulber saftıymış bu. Sirup yazıyor bakın. Sirup. Sirup yani şurup. Sulber şurubu. Yani bu da arkadaşlar burada bir orman meyvesi. Sonra ne yapıyoruz biz bunun üzerine arkadaşlar? Bilirsiniz zaten bunu. Bunu niye söylüyorum ben? Çok yaygın çünkü. Bu o kadar yaygın ki. Mesela böyle tradisyonel arkadaşlarımız var. Tradisyonel. Yani geleneksel, gelenekçi, geleneklerinden vazgeçmemiş arkadaşlarımız var. Onların evlerine gittiğimizde resmen saft şöleni yaşıyoruz. Yani hani yaban mersini saftı, işte blueberry saftı, işte titreber saftı, İşte sulber saftı, farklı farklı meyvelerin safları geliyor önünüze. Bir de bunlar orijinal yani el yapımı. Bu hazır. Çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Gaz yok. Elbette içerisinde bir takım katkı maddeleri var ama artık kaçamıyoruz yani maalesef hepsinden de kaçamıyoruz, kurtulamıyoruz. En az şekilde zarar görecek şekilde tüketmeye gayret ediyoruz yani. Ama hakikaten
Orijinalleri böyle evde yapılmış olanları çok çok güzel. Yani hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir katkı maddesi yok. Ve burası biliyorsunuz orman meyvesi bakımından gayet zengin. Arkadaşlar tabii benim burada gösteremediğim bir de yemekler var. Bunlar ürünler. Yemeklerden de kısaca bahsedecek olursak dediğim gibi patates ve balık üzerine kurulu bir yemek kültürleri var. Yani balıkları genelde işte fırında pişirip sebzeleri de haşlayıp onun yanına koyup o şekilde yiyorlar. Yağsız, tuzsuz bir mutfakları var maalesef. Yağ olayına pek girmiyorlar. Yani yağı çok bilmiyorlar, tanımıyorlar yağı. Genelde haşlayarak hatta doğrusu tuz bile ekmeden arkadaşlar bütün sebzeleri tüketebiliyorlar. En önemli yemeklerinden bir tanesi forikol. O da şey hani lahana yanlış hatırlamıyorsam lahana bir kat lahana bir kat et bir kat lahana bir kat et işte sonra su dolduruyorlar üzerine ondan sonra ocağa koyuyorlar pişmeye bırakıyorlar bir süre sonra da pişiyor. Forikol dedikleri öve öve bitiremedikleri bir yemek. Sonra pinleşört var arkadaşlar. Özellikle bu Yul'de yani Christmas'ta o bayramlarında o büyük bayramlarında yedikleri kuzu etinden yemekleri var. O gayet güzel. Gayet sıkıntı yok onda. Fırında pişiriyorlar böyle. Bildiğiniz kuzu eti. O çok güzel oluyor. Onun dışında havre gürot diye bir tatlıları var arkadaşlar. Ya onun da bilmiyorum belki kızım resimlere falan resimlerini falan size koyabilir bu ben anlatırken. Bu da arkadaşlar bir tatlı. Yani bizim sütlaça benziyor. Öyle bir tatlı. O da çok meşhur. Onu da bayramlarında sürekli yaparlar, yerler böyle. Var dediğim gibi başka yemekler de var ama böyle hepsine girmeye gerek yok. Bilinen, en çok hani duyulan, Norveç'te herkesin bildiği yemekler ama lokal böyle bölgelere has yemekler de var. Ama onlara ben artık çok girmek istemiyorum. Kısaca arkadaşlar özetleyecek olursak Norveç mutfağı bizim mutfağımızın böyle yanından değil, semtinden değil, işte çevre yolundan bile geçemez yani. Çok çok fecaat açıkçası. Hani bunu tenkit etmek için söylemiyorum. Sadece ya öyleler ne yapsınlar yani işte onların kültürü de böyle. Onlarda da farklı şeyler işte atıyorum spor mesela. Spor, sanat çok ön planda. Çok önemsiyorlar bu tür şeyleri. Ama yemek kültürlerini çok geliştirememişler abi. Bir de 70'lere kadar çok yoksul bir ülkeymiş arkadaşlar orası. Baya baya yoksul yani. Yani insanlar açlıktan, işsizlikten, güçsüzlükten yarısı Amerika'ya göç etmiş yani bu insanların neredeyse. Dolayısıyla yeni yeni bir refah ülkesi olduktan sonra hazır şeye tabii yönelmişler. O kültürlerini geliştirme yerine biraz daha böyle hazır yemek kültürüne doğru kaymışlar. Çok basit bir pilavı bile arkadaşlar çok önemsiyorlar. Çok basit yemeklerimizi bile çok çok beğeniyorlar. Anlat anlat bitiremiyorlar. İşte bir yemek yedik işte arkadaşımın evinde anlatamam size falan filan bilmem ne böyle. En büyük silahımız arkadaşlar burada yemeklerimiz onu söyleyeyim size. Evet umarım bilgilendirici, eğlenceli bir video olmuştur. Kızımın da yardımlarıyla size Norveç yemek kültürünü, Norveç gıda maddelerini size tanıtmaya çalıştım. En bilinenleri açıkçası. Umarım dediğim gibi bir fikir sahibi olmuşsunuzdur bu videoyu seyrettikten sonra. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bol kazançlı, güzel, mutlu günler dilerim hepinize. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.